Beyefendi. Şevket amca. Geç bakayım şuraya. Geç şuraya. Buraya. Geç. Geçtim. Lan sen kim olduğunu sanıyorsun? Kim ben ya? Böyle kainatta küçük bir toz bulduk. Ben bile halledecek küçük tek tane. Lan ben adamın ümüğünü sıkarım. Parçalara ayırırım, sonra da parçalarını balıklara yem ederim, bilir misin Deniz? Yaparsınız. Niye yapmayacaksınız? Siz fırtına Şevket değil misiniz? Hem de Zeynep'in de babasısınız sonuçta. La kızımı karıştırma! Tövbe, tövbe ağzımdan çıkıverdi. Gelme! Ne diyorsun sen? Neye gelmeyeceğim? Ha bu konuya geleceğim. Bu konu konuşulacak, geçmek yok. Konuşulacak, konuşulacak de sen gelme! La ne diyorsun sen? Nasıl gelmeyeceğim? Ben gelmeyeceğim de kim gelecek? Ne diyorsun sen ya? Ya hakikaten kim gelecek ya? Siz geleceksiniz tabii. Siz geleceksiniz de o gelme! La, la sağa iyi saatler olsun mu geldi sağa? Nedir bu? Çok üstüme geliyorlar benim. Vallahi üstüme üstüme geliyorlar. Bir şeyler oluyor bana. İyi değilim yani. Bana bak, beni iyi dinle. Senin abu ettiğine adamı arkadan hançerlemek derler, bilir misin? Bunun cezası kesilecek, dur. Adet böyle dur. Ah. Vallahi Şevket amca, vuracaksan vur. Böyle 40 kere 50 kere ölmektense çek vur beni. Vur. Aman ben ne yaptım ya? Yok. Babam kesin öldürecek Deniz'i. Öldü çocuk. Ula ben sana ne yapayım ya? He? Ne edeyim la ben sana? Bu sen ne biçim adam? Sen nasıl başkalarının hayatını öyle hiçe sayarsın ya? Ya biz sizi böyle günler için mi büyüttük? Bak misal olarak söylüyorum. Benim kızım Zeynep eğer böyle günler için büyüdüyse ben zaten ona da hakkımı helal etmem. Ey gidi. Zeynep'in suçu yok. Vuracaksan beni vur. Ama bir çare daha var. Bir yol daha var. O da itmek mi dersin? Değil, 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 değil. Ver elini öpeyim. Elini öpeyim. Birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bak ya. Hala bana yolculuk diyor ya. Ya annem mahvoldu. Ey gidi, ey gidi. Konunun annemle ne alakası var ya? Orasını karıştırma. Kadıncağızı mahvettin da ya. Perişan oldu da kadın. O niye ki? Ya niye olacak? Bir de niye değil? Bak hele ya. Ya İngiltere'ye gizlice gitmeye kalktın da daha ne olsun? Bu konu benim İngiltere'ye gitmemle mi alakalı? Elbette onunla alakalı. Ne zannetmiştin sen? Ne zannetmiştin ki? Orada zarfları gizli gizli saklamışsın, onu buldu da kadın. La baba, sen ne ediyorsun? La sen ne ediyorsun? Bir de benim karşıma geçmiş abi öyle gülecek misin? Bak Deniz, Deniz! Ben öyle şaklabanlıktan hoşlanmam. Adamı alırım ayağımın altına. Şimdi net olam diye soruyorum. Bu konu tamamen benim İngiltere'ye gidip gitmememle alakalı değil mi? Ulan sen manyak mısın ya? Sen hiç anzer balı yemedin mi? Senin aklın kit midir ya? Başka ne olacaktı ya? Ya. Nedir ya? Ne zannetmiştin? Ne zannedeceğim ya? Baba, uşağım. Bak beni iyi dinleyeceksin. Ben haddimi aştım biliyorum. Estağfurullah. Heh. Estağfurullah. Ben haddimi aştım. Yo estağfurullah. Farkındayım ya. Ya ne münasebet ya Şevket amca, sen de bizim komşumuzsun. Baba, Melahat Hanım'ı öyle gördüğüm zaman fena oldum da ya. Dedim abi genç uşakla bir böyle gideyim de böyle sakin bir yerde böyle erkek erkeğe bir konuşayım dedim ya. Ya biz bana bak sen beni iyi dinle bak Deniz gözlerime bak. Bak Melahat Hanım'la biz mahkemelik olabiliriz ama sonuçta o benim komşumdur ya. Sonra ayrıca sen de biliyorsun da Ömer'imin yüzünü güldürdü. Yani şimdi ben hakkını yiyebilir miyim? Şimdi Deniz'im bak sana bir komşu olarak söylüyorum. Bak aile dediğin şey her şeyin özüdür. Sizin ailenin reisi sensin koçum. Ya bunu unutmayacaksın. Şimdi giden onun ardından bakmayı anacığın da çok iyi biliyor. Ben de biliyorum. Değil mi? Öyle Şevket amca. Ama yani ona şimdi bunu bir daha yaşatmayacaksın da Deniz. Ver şu elini bir öpeyim. Ya olmaz ya. Ya ver elini öpeceğim. Ya deli misin? Ya öpeceğim. Ya ben bunu o kadar yaşlı mıyım ya? Ya bu bir başlangıç say sen bunu. Ya. Ya. Alışacaksın sen buna. Aman dedim. Bak şimdi. Ne oluyor orada? Babamın elini mi öptü? Deniz yoksa benim babamdan mı istedi? Bana teklif bile etmeden. Ama bir konu da açıklığa getireyim. Ben hiç gitmeyeceğim ya. Yani niyetim vardı da vazgeçtim de. Annem de yanlış anlamış. Değil mi?
Ben deminden beri boşuna mı konuştum ha burada? Estağfurullah. Boşuna olur mu ya? He ya, belki de boşuna değildir. Dostluğumuzun başlangıcı oldu da. Dostluk. Sen Zeynep'imle aynı iş yerinde çalışıyorsun. Benimle de şimdi dostluğun başlamış oldu. Ya şimdi dost değil de. Yani sonra ne olur? İnsan onu şey yapamıyor. Dost deyince de olmaz. He? Ola Deniz. He? Baba. Senin aklın böyle denizin dalgası gibi bir gideyi bir geleyi ya. Bir gideyi bir geleyi. Sen askerden yeni geldin ya. Sen askerdeyken ranzadan mı düştün? De bakayım bana. Aramızda kalacak. De bakayım. Yok, yok, yok. Ben altta yatıyordum zaten. Ben düştüm daha. Ola baba, ben laboratuvardan hoşlanmam. Bak, onu diyeyim. Böyle ikide bir... Gözünü seveyim Deniz. Ha, bu ciddi bir konudur. Ne taraftan gideceğim? Buradan gidin isterseniz. Haydi. 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 Demek bana sen ondan 2000'dir kan kusturuyorsun Meloş. Ya anasına ya. Ya anasına ya. Hayret. Konuştunuz babamla. Böyle bazı mevzuları erkek erkeğe konuşmamız gerekiyordu. Malum mevzuları. Hayır babam, başta böyle seni öldürecek, doğrayacak dedim ben. Sonra böyle bir sen elini öptün. Sonra tokalaştınız falan. Aynen aynen. Malum konuyu konuştuk. Ne dedi babam, bir şey demedi mi? Ne diyecek? Senden iyisini mi bulacağız dedi. Daha dedi, Rize'den kalktık geldik. Karşısına sen çıktın dedi. Allah dedi hep iyilerle karşılaştırsın diye dua ediyordum. Demek o senmişsin dedi. Ama dedi, sen iyice düşündün mü dedi. Yani dedi, benim kız dedi acık çatlak dedi. Dedim Şevket Bey amca, hiç mühim değil. Çünkü o kadar çatlak su kaçırmaz. Yok artık. Yok yok, sonuncuyu demedi galiba. Ama... Ya, ne konuştunuz? Şöyle oturalım mı? Lütfen. Güzel bir batım var. Gel. Buraya. Dur bakalım. Allah aşkına. Açıldım. Deniz'le konuştunuz babamla. Şu manzaranın güzelliğine bak acık ya. Sus.